Bu savunma sanayi icra komitesi kararı ile savunma sanayi destekleme fonu kullanılarak ayrılan bir kaynak. Yıllık 150 milyon TL civarında bir kaynak ayırdık geçen sene. Bu sene de aynı miktarın dağıtılmasını düşünüyoruz. Bu genelde sektörü, savunma sanayi sektörünü geliştirmek üzere özellikle teknoloji konularında savunma sanayi teknolojileri, havacılık ve uzay alanlarında ve şu anda da TUSAŞ yakınlarında yeni geliştirdiğimiz havacılık ve uzay ihtisas organ sanayi bölgesindeki faaliyetleri desteklemek üzere firmalarımıza yetenek, yetkinlik ve ihtiyaçları değerlendirilerek ve teknoloji katkıları değerlendirilerek yapılan bir analiz sonucunda verilen destekler bunlar. Bu sene de bunları vermeye devam edeceğiz. Oldukça fazla firmalar bu konuda kendilerini anlatmakla ilgili, bu desteğe başvurmakla ilgili bayağı hevesliler. Tabii sektörün önünü açmak çok önemli. Malum bu kaynağı biz savunma sanayi destekleme fonundan oluşturuyoruz. Ben burada tekrar destekleme adına dikkat çekmek istiyorum. Yani fonun adı savunma sanayi destekleme fonu. O açıdan bütün savunma sanayi projelerimiz, yani savunma sanayi icra komitesinden onay aldığımız bütün projelerin kaynağı bu fon ve milli bütçeden aktarılan bazı paralar. Böylece bu desteği sürekli olarak yapmamız gerekiyor. Zaten projelerimizin içinde de her bir ana yükleniciye belirli oranda alt yüklenici ve KOBİ seviyesinde yüklenici kullanma zorunluluğu getirdiğimiz gibi teknolojik kazanım yükümlülüğü adı altında da yeni teknolojilerin geliştirileceği belli bir yüzdenin ayrılmasını şart koşuyoruz. Bunların hepsi bu sanayi, savunma sanayi ekosistemimizin tabanının genişletilmesi, yeni oyunculara fırsat tanınması ve yeni teknoloji alanlarında cesaretlendirerek yatırımcıları bu alanda faaliyete teşvik etmek. Firmalar yerlerini almaya başladılar. Artık yani yerlerimizi doldu diyebiliriz. Tesislerini kuranlar var, faaliyete başlayanlar var. Burada özellikle ileri imalat ve malzeme teknolojileri konusunda bir uzmanlık alanı da oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu özellikle geliştirmemiz gereken bir alan. Havacılık ve uzay dediğimizde malzeme ve yeni ve modern imalat teknolojileri çok önem kazanıyor, hassas imalatlar. Tabi bunun yanında silah teknolojileri, elektronik teknolojileri, iletişim, yapay zeka, robotik gibi sistemler burada yer alacak ve bunların da önemli ölçüde yapabildiğimiz ölçüde tabii ki teşvikleri olacak. Tabii bizim verdiğimiz bu 150 milyonluk bir tek bir kaynak değil, başka kaynakların da oluşturulması, teşviklerin oluşturulması gerekiyor. Bu arada tabii firmalarımıza da bizimle proje yapan her firmamıza da mesela banka teminat mektupları yerine şirket bonosu almak vesaire gibi kolaylıklar sağlayarak projeler üzerindeki yüklerini ve kendi kredi yüklerini azaltmak gibi bir yola da başvuruyoruz. Yani mühim olan burada sektörü canlandırmak, geliştirmek. Çünkü savunma sanayinin geleceği canlı, dinamik ve geleceğe güvenle bakan bir sektörle alakalı. Eğer biz bu sektörün önünü açmaz isek gelecekle ilgili çok fazla oyuncu bulamayabilir, cesaret bulabilir. Yatırımcılarımız bu alanda fazla iştiyak duymayabilirler. Bir anlamda öyle, bir anlamda da yani illaki çok küçük olması gerekmiyor bu krediye başvuranların da. Faaliyetin niteliği önemli, kritikliği önemli. Tabii ki genelde büyükler kendilerini finanse etmekte daha rahat olabiliyorlar, daha kolay kaynak bulabiliyorlar. Ama büyükler de veya önemli bir teknoloji ve üretim alanı veya Ar-Ge'ye yönelik bir faaliyet varsa o da yine bizim radarımız ama genel anlamıyla daha çok küçük ve orta seviyedeki işletmelerin ilgi duyduğu bir alan oluyor.
Tabii bu arada Anadolu Ajansı'na öncelikle tabii ki bu konulara ilgilendiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni yönetim değişikliğini de takip ettik. Şenol Bey gerçekten bu konuda çok hizmet edip Anadolu Ajansı'na büyük katma değerler katmış, mesafe almış bir arkadaşımız. Kendisinin başarılarını tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra görevlerinde de hayırlar diliyoruz. Serdar Bey de tanıdığımız bir arkadaşımız. Onun da yine Şenol Bey'in aldığı bayrağı daha da ileri taşıyarak devam edeceğini biliyoruz, bekliyoruz. Kendisine de başarılar diliyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim.